Ayşe Lissandra var. Lissandra ile başlıyorum çünkü Morello yapılabilir gibi. Hele bir de seçilmiş bir ay ışığı denk gelirse direkt 4 yıldız yapmaya çalışacağız. Ama tabii her şeyden önce Chonk'u gözlemleyelim. Bak tam ay ışığına uygun board'la da girdik. Okey. Haha kontrol ikisi çok iyiymiş. Ua diye kalıyor. Kontrol 4'ü de var. Bu ne? Aydınlanmış mistik cana. İstemez. Hadi Maokai'yi aldım şimdilik. Lissandra'nın buz parçaları ana hedefe 300, ikinci hedefe 150 vuruyor. 4 yıldız yapabilirsen 1000 vuruyor. Bakalım 4 yıldıza gidebilecek miyiz? Lissandra tatmin edici duruyor. Direkt yapıştırdım Morello'yu. Hak etti. Bu hareketle bir Morello'yu hak etti. Hiçbir kombom olmaması rezaleti. Sıfır. Madem sıfır kombom var, Yasuo alıp sürgün açayım bari. Veya işte şöyle iki tane dövüşçü koyup bunların tanklığıyla arkadan Lissandra'nın damage dağıtması seçilebilir. O da bir opsiyon. Tahm Kench 7 hasarı azaltıyor. Maokai rakibin saldırı hızını azaltıyor. Dolayısıyla rakibin hevesini kırmak açısından fena değiller ve birer tane daha geldiler. Küçükten sinyal veriyorlar. Hadi bakalım. Ay ışığı tarafında şimdilik şansımız yaver gitmedi. Saldırı hızı boş dursun. Bunlar tanklık uygulasın. Bir şey diyeceğim, şu seçilmiş işareti değil mi? Değilmiş. Ben bunu seçilmiş işareti sanıyordum. Ya da bu seçilmiş işareti ve bug var. Bu da gayet olası bu arada. Elderwood'lar bonus stack kazanıyorlar. Statları stackleniyor böyle pıt pıt. 3 tane de çalışıyor. Veigar gelirse denemek istiyorum. Ama asıl amacımız Ay Işığı şimdilik. Seçilmiş Nidalee'si olduğu için otomatik stat bonusu var. Lissandra o kadar güçlü ki neredeyse ona rağmen dövüyorduk. Hatta dövdük mü? Hatta dövdük mü? Hatta dövdük mü? Kolaydı. Lissandra çok güçlü. Çok beğendim. Erken oyun için çok güzel. Herhangi bir sinerji yerine Wukong'u alır mısın? Artı 400 can çok büyük bir şey çünkü. Bu da kendi kendine artı 400 cana sahip ama. %230 AD vuruyor. Çok hasar, çok hasar. Ben bir şöyle deniyorum. Varyasyonu. Kalkanlı Yasuo çok canlı ve saldırı güçlü. Wukong ile bir deneme yapalım bakalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 altın. Her şeyi satarak faiz de alınabilir. Burayı hiçbir türlü yenemezdik. Level şey yani kalabalık var zaten. Ben her şeyi bir satıyorum ya. Ay ışığı geliyorsa gelsin artık. Ay ışığı istiyorum. Garen öncüydü değil mi? Ups. Unuttum. Zaten faiz için sattım ya. Benim için onlar yok. Ben sadece ay ışığı istiyorum. Ay ışığı Hunter olabilir.
İki ay ışığındayız. Üçüncüyü arayacağız ve umarım bulacağız. Yasuo'yu sevmedim. Bir level ve eşyasız iş yapmıyor. Geçici olarak saldırı hızı veriyorum bu Wukong'a çünkü büyük ihtimal satacağım. Şu şekilde bekliyorum. Ayşe için artık çok geç gibi Dora. Ama evet hiç denk gelmedi gerçekten. Niye böyle oldu? Kimsede de yok ama eninde sonunda denk gelir ya. 4 level'da kaldığımız sürece yapılabilir bence. 4 level'da kaldığımız sürece denenebilir. Kindred'ın kurdu tatlı atlıyormuş, beğendim. Lissandra çok güçlü. Lissandra benim kalbimi çaldı. Hiçbir şey için çok geç değildir. Avcı artı ay ışığı denenebilir, evet. Ama Sylas'tan da Aphelios'tan da ses yok. Sylas neydi, dövüşçü müydü? Aynen, hem belki seçilmişi gelir, öyle düşünün. Sabrın sonu selamettir. Peki ay ışığına ne gider? Eğer avcı oynayacaksak... Bilmiyorum ne gider. Kindred'a dev katili düşünülebilir. Dev katilini şimdilik... Wukong'a yaparız. İki yıldızlı ana şampiyonumuz o diye. Sonra Kindred'a transfer ederiz. Sonuçta saldırı gücünün belli bir oranını vuruyor ya zaten Wukong. Kılıç verdiğimiz zaman otomatikman pasifi de güçlenmiş oluyor. Bayağı Garen oynayan var. Seçilmiş Pyke geldi. İstemem. Ama şu an Diana ile combo olarak kullanabiliyorum. Ama bana seçilmiş ay ışığı gelmesi ihtimalini azalttığı için almayacağım. Şöyle gireceğiz. Ve kazanıp altın bulabilmeyi umacağız. Ama pek kazanabilecek bir takıma sahip olmadığımızda hemfikir olacağız. Dövüşçü artı Elderwood buff'ı var. Tehlikeli görünüyor. Bakalım. Wukong'un sıfır vurmasına dislike atabiliyor muyuz? Adama o kadar güvenlik item verdik. Bir altında faiz alamıyorum. Diana'yı da satmayacağım çünkü 3 yıldız yapmak istiyorum. Mutsuz şekilde bekliyorum. Seçilmiş Lissandra. Bakın güvendik. Item'ı verdik. Kirlemeye geliyor. Item transferini erkenden yapacağım. Winstreak için. Çünkü bonus AP'si de var. Bir tane daha Lissandra zaten geleceği varsa gelir. Dazzler'ı kendi kendine açmış oldu üstelik. Vurduğu kişilerin saldırı hızını 5 saniyeliğine %70 azalıyor. Vurduğu dediğim büyüsüyle vurduğu. İnanılmaz bu arada. Çok iyi bir etki. Tek başına bunu açıyor olması müthiş. Seçilmiş Lissandra ile ay ışığı keyfi. Hadi bakalım. Evet, Diana'yı koyup 3 ay ışığı açacağım şimdi. Lissandra'ya bakarken onu kaçırdım, pardon. Diana böyle bir durumda kendini 2 yıldız yapacak otomatikman. Diana'yı 2 yıldız yapabilirsek... İki yıldızlardan biri diğerini 3 yıldız yapacak. Burayı kazanmıştık öyle bir şey yapsaydık ama ben çok geç uyandım. Arama mekaniği mi değişti? Nesi değişti? Ve neden haberim yok? O ikisi de 2 yıldız zaten. Bu iki sayı... Aa, bu iki sayılmıyor. Bu iki sayılmıyor ki. Çünkü Dazzler'ı 2 sayılıyor. Moonlight denk gelmedi. Moonlight denk gelmemesi iyi bir şey. Moonlight kendi kendine kolay gerçekleşen bir şey zaten. Level atlamayacağım çünkü deli gibi burada paramla ay ışığı arayacağım azar %55'teyken.
İstemediklerini almayınca gelmiyor. Ne? Ya bu sayfadan bir şampiyon almazsam devamı gelmiyor mu? Gerçekten mi? Mesela bunlar bir daha gelmeyecek mi D'ye bastığımda? Anlamadım gerçekten. Ya oyunun en kolay açılan güçlendirmesini açamıyorum şu an, farkında mısınız? Gelmiyorlar. Çıldırırsın. Aphelios'u ben mi kaçırdım yoksa? Veigar'ı almayacağım arkadaşlar. Veigar'ı atladın diyorsunuz da ne yapayım ben Veigar'ı? Hunter Moonlight oynayacağım. Herkes neden Veigar kaçtı yazıyor arkadaşlar. Neden Veigar? Veigar'ın nesi olduğunu düşünüyorsunuz. Veigar'ın hiçbir şey yok. Şimdi en düşük yıldızlı olanı level atlattıkları için Sylas 2 level oluyor olacak. Şimdilik mevzumuz maalesef bundan ibaret. Fakat Sylas'ı 2 yaptığımız gibi bir şeyler değişecek diye umuyorum. Pek şansımız yaver gitmedi aramada. Oyunun en kolay açılan buff'ını, en bol olan şampiyonu çok zor bulduk. Seçilmiş Xin Zhao var. Saldırı hızı yavaşlatmayı bir tık geç yapıyor Lissandra. Biraz daha ona erken ulti attırabilirsek çok iyi verim alabiliriz. Büyüsünün patlama alanı falan da bayağı geniş, güzel. Diğerleri ışığı gitmiş mi baksana, bakarız şimdi. Bana ama Aphelios lazım ya. Ay ışığında öyle sağlam bir taşıyıcı lazım gibi. Veya Dazzler da gidebiliriz de meh. Dazzler sanki böyle ana komp olarak gidecek bir şey gibi hissettirmedi bana. 3 yıldız Lissandra'ya vardık. Diğerlerini 3 yıldız yaparsak eğer 4 yıldıza doğru yelken açabileceğiz. 2 avcıyı açtık. Avcılar en düşük canı olan kişiyi hedef alıp ona bonus hasar verecekler. Bu noktada dev katilini de herhalde ya Aphelios'a ya da Kindred'a falan veririz. Ya da Ashe, Ashe de olabilir. Bakacağız. Mavi güçlendirme var mı sette de? Sanırım var. Aphelios bakınız ay güçlendirmesiyle 2 yıldız oldu sağ olsun. Sanki dövüşçü ay ışığı da düşünülebilir gibi. Ama o zaman da çok mu damage'siz oluruz acaba? Ya Diana'yı 3 yapmaya uğraşacağıma Sylas'tan gidesim var o yüzden. Erken seçiyoruz erkende dayak yediğimiz için ki aslında ay ışığı oynuyoruz. Dayak yemiyor olmamız gerekiyordu ama Dora şansı. Taşıyıcım Lissandra olduğu için AP alıyorum. Ona AP yükleriz. Yeni eşya var mı? Yani yeni sinerjileri aktive eden yeni eşyalar var. Onun dışındaki birleşimler bana aynı gibi göründü. Oof. Yok. Bir şey düşündüm de. Warwick koyman lazım. Dövüşçü avcı. Oo, kesinlikle Warwick koymam lazım o zaman gerçekten de. Sylas'la beraber onu koymak güzel olur. AP'yi şimdilik tutuyorum, ne yapacağım belli olmaz.
50 altını geçtiğim zaman yine ararım. Aslında seviye de atlayabilirim. Bu %45'lik bir altının artık benim için çok değeri yok. Dayana'yı 3 altın yapmak haricinde. Ama bizim gayemiz her şeyi 3 altın yapmak olmalı değil mi ya? Çünkü 4 yıldızlı şampiyon fantezisini yaşamak istiyoruz. O yüzden yok, ben kalacağım 5 level'da. Ve her şeyimi 3 seviyeye yapmaya çalışacağım. Şanssız bir insan olduğum için bu zor bir süreç olacak ama bakalım. Ophelios da iyi vuruyor gibi ha. Yok, bana öyle gelmiş herhalde. İyidir Disco'cu Mertsen. Yarın erken yayın açar mısın? Belli olmaz, sanmıyorum. Yarın büyük ihtimal bu videoları yüklüyor olurum. 3 yıldız Lissandra çok iyi görünmüyor mu bu arada, bayıldım. Prestij gibi, emin ediyorum. Güzel haberler. De bugün. Ophelios 2 yapalım da o da bedava level up'ını almaya başlasın. İyi geceler Doran'ın ayağı. Ya 3 seviye yapmak işte, anladınız siz. Lissandra'ya mavi ver bence. Tamam, hemen görünmez gözyaşıyla ikinci görünmez gözyaşımı birleştirip vereyim. Denk gelirse veririm tabii ki. 90 manası var. Aşırı iyi kull... Aa 50'ymiş. Ben 90'ı nereden salladım o zaman? Pardon. 50 manası varsa mükemmel. Acaba ben anti-magic debuff'ı falan yemişken mi gördüm? Bu Vayne neden 3 yıldız? Ayı şu oynayan benim herifin 3 yıldızı var. Parası da benden çok. Nefret ediyorum TFT'den. Hyper roll yapman lazım. Faizde yapacağım işte. 50 altına çıktığımda yapacağım. %56'nın altında ararsam ekonomim çöker. Şanssız bir insan olduğum için zaten tutturamam. Lütfen artık gör yazdıklarımı. Gördüm. Sinerji zorlamanın bedeli demiş Atem. Abi sinerji deniyoruz tabi, zorlayacağız, ne yapalım. Hayırdır Melih, ne derdin var? Artık 2 yıldızlardan biri 3 yıldıza upgrade'leniyor olacak. Tertemiz. Peki eşyaları ne yapsak? Yon Kıvılcımı Sylas mı? Ginzo Ophelios mu? Taret Ophelios'la aynı anda vuruyor. Ben Ginzo artı dev katili Ophelios görmek istiyorum. Ki o bakınız 3 yıldız oluyor eşyayı ona verdiğimiz için. Çünkü ay ışığında eşitlik olması durumunda level up daha çok eşyası olana gidiyor. Temiz. Aptalha'ya selam çıkar mısın lütfen? Aptalha ne abi? Ophelios 3 olduğunda 4 yıldız hayallerimize ulaşıyoruz. Ophelios yine level'ı alan kişi olacak. Ben Hunter toplamayı unuttum ya dostlar. Şu an fark ettim. Kusura bakmayın, yoruldum iyice. Şimdi ne yapmalıyım? Hedef ne abi?
Artık level mı alayım, aramaya devam mı? 2 yıldızlık Aphelios arıyorum bu saatten sonra. 2 altınlık. Aradığım şey o. 2 altınlıkları sonraki seviyede yüzde kaç oluyor? Level 6'da hatırlayan var mı? Artıyor muydu %35? Artmıyordu ya galiba. Ne yapsam? Çünkü 1 altınlıklarımı buldum artık. Lissandra da Diana da tamamlar. Ne sorunu yaşıyorsun Melih'cim? Onu anlasam yardımcı olacağım. Neyi gösterir miyim? Oyun bitince TFT kartını gösterir misin? Hatırlatın bakarız. Ama onunla ilgili şey yayınlanmıştı. Makale. Sanırım Panayır'dan sonra seviye atlayıp öyle aramaya geçeceğim. Ah Warwick, evet. Hem Hunter hem dövüşçü olduğu için şu an Kindred'dan daha iyi bir seçenek. Çünkü artı 400 can ekliyor bir de Sylas'a. Mis. Kindred mi geçtim? Ups, pardon. Böyle kalsın bu komşu şimdilik. Bir sürü mü geçtim? Geçmişim arkadaşlar, olabilir ya, doğrudur, doğrudur. What? Biri bir şeye öldü ama. Ne oldu, kaçırdım. %35'e çıkacak level 2'ler level atlayınca. Okey, şahane. Detayları da unutmuş durumdayım. Oo, direkt set var yerde. Aslında bayağı sağlam. Bizlik pek bir durum yok. Eşya olarak ne istiyorum? Bilmem. Mana alıp Lissandra'ya mavi güçlendirme istiyorum. Her renkteki Aurelion Sol, daha doğrusu Avaş'ın farklı müzik mi çalıyor? Öyleyse bayağı tatlıymış. Abi, konser verebiliyoruz, çok iyi. Çalmaya devam et, niye bozuyorsun? Evet, 35'e çıktı, mis. Bunları yavaş yavaş hatırlarım ben de yeniden. Açabileceğim en iyi şey Divine. Yoksa Assassin. Ya da 2 level Kindred. Sonuçta bütün avcılar en düşük canlı hedefi hedef aldıkları için hepsi birden vurunca muhakkak patlatırlar diye umuyorum. Ne yapmış bu Pyke'ı seçilmiş? Pyke aynı zamanda duellocu. Değişik. Lissandra çok iyi vurdu. Abi bir de 5 saniyeliğini hepsinin saldırı hızını azaltıyor ya. O çok temiz. Oğlum neler oluyor ya? Şimdi yavaştan plan mı yapsak? Bir planımız yok çünkü. 6 level'dayız. Komp bu şekilde. 7'ye çıkıp 4 Hunter yapmak isteriz diye düşünüyorum. Onun için de eş gerekli. 4 altınlık eş istiyoruz. Değil mi? Yebet. Tamam. Bu şekilde devam. Aa, 4 Moonlight kullanıyorum bir de ben. O da çok gerekli bir durum değil aslında. Düşünürüz onu da. Çünkü sonuçta sadece bir tanesi level atlıyor. O yüzden Diana'nın çok bir önemi bulunmuyor burada. Aa, ben şu an Sylas'ı çıkarırsam... Hiçbir şey değişmiyor hayatımda, yok. Aphelios'u 3 yapmam lazım. Aphelios'u 3 yaparsam, Sylas'ı 3 yapamazsam... Aphelios'u çıkarıp... Birinden birinin 4 yıldız olduğunu garanti altına almam gerekiyor. Wolf strikes.
şu an bu şekilde 4 hunter yapmak daha iyi bence. Çünkü her türlü Aphelios seviye atlıyor. Diana şu an bir şey değiştirmiyor. Kendisi 3 altın ve değerli bir şampiyon. Ama değerli değil, 690 vuruyor. Değerli dediğime bakmayın. Sadece 3 altınlık bir şampiyon. Aphelios'u ben de beğendim. Ktarit ile beraber güzel saldırıyor gerçekten. Ona bir tane defansif eşya bulmaya çalışacağız. Koruyucu melek falan. Kan uslamış belki. Şimdilik eşyaları bekleteceğim. Şu an ya Aphelios ya Lissandra %50'şer ihtimalle 3 yıldızı ulaşacaklar. Birinden birinin 4 yıldızı ulaşacaklar. Birinden birinin 4 yıldızı olmasını istersek ona eşya verebiliyoruz. Lissandra'nın hasarı 600'den 1000'e çıkıyor. Aphelios'un taretinin süresi 9'dan 15'e çıkıyor. Açıkçası Aphelios'unki çok etkileyici gelmedi ama temel statları da artıyor olduğu için önemli olabilir. Geliyor 4 yıldız. Hadi bakalım hangisi olacak? Lissandra yükseltildi ay ışığı tarafından ve 1K'sını koyuyor. Yine yakın hasar vurmuşlar. Varmok soru işaret demiş Goldeyes. Kime ve neden? Bana yükselticinin adı neydi? Karayel artı tuzak pençe daha mantıklı gibime geliyor. Ben artık ne arıyorum? Artık seviye atlayabilirim değil mi özgürce? Bir derdim tasam kalmadı. Artık seviye atlayıp avcılarıma odaklanabilirim. 1K vuran spell kritle kaç vurur acaba? Okey, hedefim artık AP bulmak. Çok iyi dedin. Lissandra'ya krit büyü eldiveni verirsek ay çok eğlenceli olabilir. Arkaya kaç vuruyor? 600 mü? 500. 500 vuruyor. Yine de kritle çok güzel vurur gerçekten. Yine Lissandra yükseldi. Bir de Aphelios'a denk gelsin de hangisi daha iyi bileyim ya. Ya 3 yıldız Aphelios görmek istiyorum. Çok mu şey istiyorum? 7K vuruyor ama. Saat 2.40 mı? Saat gerçekten 2... Saat 2.40, holy shit. Bana diyorsunuz ki Dora Kindred kaçırdın. Nasıl kaçırmayayım? Saat 2.40 olmuş. Oha. 3 level Sylas yaparsak 3 level Diana'nın yerine her türlü tercih ederiz diye düşünüyorum. Sonuçta mis gibi şampiyon olduğu için. Seviye atladığım için yere bir şey daha koyma şansım var. Sylas koyarsam bütün sinerjimi bozuyor. O yüzden bana oradan bir... Brawler, Divine, Spirit, Assassin... Biraz masraflı oldu bu süreç. Jin'e ulaşmak için adak mı vermem lazım? Jin set 3'te olduğu gibi trollüyordur, hiç şaşırmam. Set 3'te de çok trollüyordu Kerata. Set çok ilginç hareketler yaptı ama ağzına vurup evine yolladık. Durup dururken 1850 hasar çıkardı ama herif. Abi yine Lissandra level atladı, kafayı yiyeceğim. Bir kere de Aphelios'u görelim ya. Direkt Lissandra daha güçlü olduğu için o yükseliyor bence. Lissandra neye göre daha güçlü? Lissandra 1 yıldız, Aphelios 2 yıldız bence. Öyle bir mantık varsa otomatikman Aphelios'u seçilmez lazım 2 yıldız olduğu için. Yamuluyor muyum? Crit büyüden vazgeçip direkt Rabadon'da alabiliriz Lissandra'yı hayvanlaştırmak için. Yani yapabilirdik bunu. NT. Bombardıman tapu Aphelios'u merak etsem de Aphelios'a artık ben defansif eşya istiyorum. Daha fazla ofansif eşya istemiyorum. Karayel eşya alıyorum. Eşya zaten kullanıyorum. Karayel'le bir şekilde koyduğumda burada kenardan insanları zıplatacaktır. Miss. Lis seçilmiş. Lis seçilmiş. Bu doğru. Ben bu küçük ve önemli detayı unutmuşum. O zaman Aphelios'a 3. eşyasını veririm. Seve seve Aphelios level atlar. Şeyi bekleyelim. Önümüzdeki turu bekleyelim.
Ona göre bir hareket yapalım. Ruh açtım. Saldırı hızı kazandırıyor. Kindred'a saldırı hızı kazandırmak da iyi. Teemo'nun milleti kör etmesi de iyi. Biraz böyle ilerleyelim. Aphelios level atladı bu sefer. Tamamen şansmış arkadaşlar. Bir yıldız Aphelios'um hiç vuramamış. Bu statlar pek güvenilir değil sanki ya arkadaşlar. Sağ taraf bana çok güven vermedi, siz bilmiyorum ama. Seçilmiş olması daha iyi değil mi anlamadım. Öyle ama alakası yokmuş. Bu çok creepy sesler geliyor bu haritadan, rahatsız oluyorum bazen. Dayanam niye en önde bilmiyorum ama umurumda da değil. Yerine Sylas koyarım günü gelince. O hem dövüşçüyü de aktive edip güzel güzel tanklık yapar, milletin ultisini %40 geciktirir. Yürü be Sylas. Seçilmiş olmasa o kadar hasar çıkmaz listeden. Seçilmiş dedi, 30 AP veriyor aga. Ya Rabadon'un pasifsiz versiyonu. Tabi az değil. Ama o kadar da büyütmeyin bence. Yine Lissandra bu arada yükseldi. Alanı indirmekte Lissandra, bireysel hedefleri indirmekte de Aphelios çok iyi. Bence ikisini de böyle random bırakmak eğlenceli karşılaştırma açısından. Bir tanesine komitlemeyelim. Abi yine arada benim şampiyonlarım ölüyor, anlamadım ben bu işi. Level 8'e gitmeli miyim? Ararsam ne bulacağım? Sylas bulacağım. Eninde sonunda gelir. Kindred bulacağım. Eninde sonunda gelir. Seviye atlarsam... Belki bir şeyler açabilirim. Teemo'da çöp. Teemo'ya ne istiyorum? Asıl istediğim şey ne benim? Ben gerçekten ne istiyorum? Bilmiyorum. Teemo güzel aslında. Aphelios kaç mana ulti atıyor bakalım. 100. Beş altınlık bir şampiyon eklemek isteyebilirim böyle taşıyıcı. E ama şimdi Lissandra eşyası geldi. Set bir tarzı Katarina gameplay yok etti. 2 level Ezreal. Aa Ezreal artık, Ezreal 5 altın değil, doğru. Artık da değil, genel olarak 5 altın değil. Divine'ım var burada. Ne oluyordu Divine'lar? %50 canın altına düştüklerinde %25 daha az hasar yiyorlar ve bonus true damage. Çok bir şey katacağından değil de hiç yoktan iyidir. Atsın bir tane tekme. Duellocular ne yapıyordu, açık değil bu da. Ha, genel olarak daha hızlı hareket ediyorlar. Eyv. Kayn de kenarda dursun hadi. Bu sefer Aphelios level atladı ve bayağı yargıladı bu arada. Çok iyi yargıladı. Bir sürü taret... Okey! Ben tek bir taret getiriyor sanıyorum, o yüzden takmıyorum. Yeni fark ettim bir sürü taret getirebildiğini.
E saldırı hızını yükselttiğimizde o da daha çok mana ile saldırıyor olduğu için. Bu ölen şeylere bir atar etmiş ya. Ben de diyorum bir şeyler oluyor haritada. Bir yandan chat'e 10 tane şeye bakmaktan fark etmiyordum, kusura bakmayın. Timo ne diyorsunuz, iş yapıyor mu? Kindred'a saldırı hızı veriyor. Meh değil mi? Daha iyi, daha defansif bir şey lazım bize. Bize zaman kazandırıcı champlar lazım ya, sinerji değil. Kendi çaldığımda fark ettim, formları eşya olarak düşüyor. Merak edenler için söylemek istedim. Hadi gelsin biricilik, yaşa ay ışığı. Okey. Kane 3 tur oynadığında, hatta şöyle bizzat gözlemleyelim. Seçim eşya olarak geliyor. İstediğimiz eşyayı seçiyoruz. Mesela Dark... Oy, burası çok fena görünüyor. Lissandra'nın level atlaması burada daha çok işimize gelebilirdi belki. Taretler Aphelios'la aynı anda ölmese çok OP olurmuş. Yönetiş pelerin ne ya? Birinde bir şey yapıyor herhalde o. Taşıyıcım artık kim ne bilmiyorum. Ginzo Ash belki? Ginzo Ash. Gün ateşi spatulasız. Peki nedir gün ateşi? Ne yapıyor? Dur senin üstüne gelip bakayım. Kombatın başında ve sonraki her 2 saniye rastgele bir rakip 2 hex içindeki maksimum canının %25'i kadar yakılır 10 saniye içerisinde ve iyileşme etki. Okey. İyileşme etkisi azaltan ve yüzde can yakan eşyalardan biri kırmızı güçlendirme, biri Morello'ydu. Şimdi bir de tank versiyonu geldi. Güzelmiş. Tanklar için anti-healing. Şu Katarina'yı biri öldürürse çok sevinirim. Çok sıkıntı o Katarina. Teşekkürler Aphelios. O Ezreal ultis biraz geniş alana vurmuyor muymuş ya? Azıcık geniş sanki ha. GG's. 1v1 kaldık Kadim Ejder'le. Yine surrender verirsen seni raporlarım. Kırmızı kalktı, onun yerine geldi gün. Kırmızı kalktı mı? Zırh ve candan gün ateşi yapılıyor artık. Okey. Doğru, zaten zırh ve canın birleşmesinden mantıken tank eşyası yapılır. Niye AD eşyası oluyordu? Garip. Bu arkadaş 2 maç oynadı değil mi? Dönüşecek şimdi. Hiçbir işe yarıyor mu bu Kane? Yok, yaramıyor şimdilik. Hayırlısı. Sylas level atlayaydı, iyiydi. Dazzler var Morgan'ın, işe yarar mı? Yok, 4 Dazzler'a çıkmayı düşünmüyorum ya. Çok gerek varmış gibime gelmedi. Bu arkadaş yine 3 yıldızları da... Sende nasıl bir şans var abi? 2 maç üst üste 5 tane 3 yıldızla oynuyor adam. Kadeh. Lissandra için güzel. Evet bakınız. Kane. Kırmızı yaparsak can çekiyor. Mavi yaparsak yüzde can vuruyor. Mavi yapıyorum. Çünkü rakipte çok tank var. Yüzde can vurmasını istiyorum. Bu tur aslında bütün paramı harcamalıyım mantıken. Çünkü büyük ihtimal öleceğim. Kadeh de o kadar işime yaramıyor ki. Lissandra'ya kenardan AP verdiririz birine. Hareket et, hareket et, hareket et, işimiz var. Spirit açtım. Wolf
strikes. Time to Rakip pozisyonu hiç bakamadım ya, yapacak bir şey yok. Aphelios'a AP verdim, bu ne demek oluyor? Taret'in süresini arttırıyor AP, meh. AP ile çok bir ilişkisi yok kendisinin. İki tane buzdoğanlı Katarina kesinlikle Aphelios'u biraz kakbılakladı. Yakındı ama yakın yetersiz. Bir canım kaldı lol. Son bir fight'ımız var ama kazanmak zor. Aa, Ezreal 5 altınmış. Benim kafam karışmış. Ulti at. Yes. Ama bunu 5 kere daha yapmamız lazım. Lol. Kayn'i görmek için alayım dedim ve Kayn beni trolledi. Ashe güvendiğim için alayım dedim ve Ashe beni trolledi. Bunları aramaktan rakibe bakamıyorum. Umarım her şey yolundadır. Kayn bir 2 level olaydı güzel olurdu ya. İşe yarıyor mu göreydik çarı. Lissandra yine havada. Ama Aphelios kenardan dalıyor bayağı. Aphelios öldü, eyvah. Aphelios ölünce GG. GG yine de güzeldi. Aphelios taşıyıcıyı da beğendim. Lissandra taşıyıcıyı da beğendim. Bence bu maç eşyalarımız çok kötüydü. Şöyle kanon susamışlı, koruyucu melekli falan bir Aphelios yapabilseydik çok farklı olabilirdi. Crit büyü eldivenli bir Lissandra yapsaydı çok farklı olabilirdi. Güzeldi.